Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kendime bir tane kullanmış olduğum, bozmuş olduğum veya artık kullanmadığım dronlardan bir tane kendime drone yapmayı düşünüyorum. Bu droneların çoğu bozuk dronlar ve bunlar artık benim işime yaramayacak bu kadar bozulmuş durumda olanlar. Şurada bir tane eski dronumuzun kabı var. Yani plastiği, dış koruyucu katmanı diyeyim artık buna. Yine burada bir tane daha var. Şurada arkadaşlar Türkiye'nin satmış olduğu eski bir drone vardı. Belki bilen arkadaşlar vardır. Propeller diye. Bu ters pervaneli bir drondu ve fiyatı 400-500 liraydı o zaman. Ben bunu ikinci el Letgo'dan almıştım. Bayağı ucuz fiyat almıştım. Hani zaten bunu şimdi anlatacağım. Şu özel kutumuz arkadaşlar. Bunu şimdi göstereceğim. Ama önce şunları göstereyim. Burada daha önce bozmuş olduğum 4 tane falan drone var aşağı yukarı. Motorları falan duruyor zaten. Komple görüyorsunuz. Hani motorlar burada. Pervaneler burada. Burada aşağı yukarı 8 tane falan pervanemiz var. Hepsi sağlam şekilde. AB'li olarak 8 tane pervanemiz var. Yedekli. Ama ben bunları kullanmayacağım. Şimdi şöyle şöyle bir kumandamız var. Propelmiş bu arada. Adını da gördünüz zaten. Ben bunun pilini taktım. Şunları da bu arada göstereyim ne olduğunu da birazdan tekrardan anlatmak zorunda kalmayayım. Bunu buradan böyle takıyorsunuz. Bu drone'un yanında böyle anladığınız bir şey gibi. Ha, ben bunlarla kullanmayı pek sevmiyorum. Çünkü ben tek elde drone kullanmayı seviyorum daha çok. Böyle küçük. Bunu cebime katıp götürebilirim yani istediğim yere. Şöyle göstereyim açıldığında da. Tuşlarımız falan her şeyimiz var zaten. 3 kanal, 4 kanal işte. 3 kanal ve 4 kanal olarak yani 3 kanalda yukarı aşağı sağlıyor. Drone kendi etrafında dönemiyor. Uzaktan kuramda da araba mantığı hani sağ sol gidiyor ama drone kendi etrafında böyle dönmek istediğini yapamıyor. 3 kanalda, 4 kanalda her şey serbest mod. İşte iki aşamalı hız var. Burada zaten yazıyor Speed 1, Speed 2 şeklinde. Start yani başlatma, kalibrasyon, kamera, stunt, bu da takla modu. Yani drone'un şurada eklenen özellikleri var. Bunlar da işte şey motorlara güç verme hani. Bazı motorlar eksik olur veya bir şey olur falan. Hani bir tanesi de takılır makılır bir şey olur mantığında koyulmuş. Kapatmasını da duydunuz. Şimdi arkadaşlar bu drone'umuzun kabı. Plastik koruyucusu bunun. Bu böyle bütün parça ama benim kullanacağım motorlar buna uymuyor. Onları da göstereyim hemen. Şöyle arkadaşlar. Elimde. Aynı çeşitlerden üçer tane AB şeklinde olan pervanelerimiz var. Mesela bu A. Görüyorsunuz. Bunun altında da B yazıyor. Bak yine burada bir tane de A'mız var. Yine burada bir tane B'miz var. Bunlar bilerek renkli yapılmış. Benim bu yüzden daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü havadayken bu tip dronlarda yön bulması çok kolay olmuyor. Çünkü canlı yön aktarımı olmadığı için arkadaşlar adam akıllı çekim yapamıyorsunuz. Zaten bunun üstünde 2 megapiksel bir kamera var. Şurada görüyorsunuz hemen. Hafıza kart hemen arkasından girişli. Kamera burada. Şöyle netlerse. Aynen. Burada. Kullanacağım motorları göstereyim hemen. Arkadaşlar böyle 4 tane motorum var. Hop kamera gidiyor. Telefon yani. Şöyle göstereyim. Bu durumumuzun motorları var arkadaşlar. Bunun plastik gövdesi bende sağda kaldı. Onun dışında devresi falan bozuldu. Bu durduk yere bozuldu. Hiçbir şey yapmadım aslında. Bu durduğu yerden bozulan bir durumumuz. 4 tane de motor var. Bolca pervane var. 2 tane batarya var falan filan. Şimdi yani bayağı bir uğraşla kendimize bir drone yapacağız. Ama diğer malzemelerimizi de göstereyim. Onlar da lazım olacak çünkü. Ondan sonra size detaylı bir şekilde göstermeye başlayacağım gençler. Hemen geliyorum. Arkadaşlar diğer parçaları da getirdim. Biraz kulağınız çınlayabilir ama. Daha önceden kalma bir drone'umuzun kumandası var. Yine. Şurada şöyle devresi var falan filan. Motorlar var. İşte şarj aleti var mesela. Yine burada başka bir drone'umuzun kumandası falan var. Bu şu daha demek ki drone'un arkadaşlar geride kalan parçaları. Ya bunun içinde her şey var. Bu arada pervaneler de böyleydi. O diğer o gösterdiğim siyah drone'un pervaneleri böyleydi. Bunlar kırıldı ve bulamadım. Bir tanesi kırıldı. Yedek zaten iki tane varmış. İkisini de kırdı tek seferde. Zaten şöyle gösteriyor burada. Hani bir biraz daha nasıl diyeyim artık. Bu farklı bir drone. Diğer drone'lar gibi değil pek. Yani burada bayağı parçamız var. Yeterli miktar parçamız var. Ben de şimdi bunlardan kendime bir tane drone yapacağım. Zaten siz de göreceksiniz arkadaşlar. Ben sizi çok bekletmeden başlayayım. Kullanacağım parçaların hepsini alacağım. Teker teker videoda hızlanmış şekilde göreceksiniz zaten. Ben başlıyorum. Siz izlemede kalın gençler.
Evet arkadaşlar geldim. Dronumuzun motorlarını sabitledim. Silikonladım bunları bilerek. Çünkü bunun normal üstten ve alttan civatadan tutuyorlar ama şimdi görmüş olduğunuz üzere ben bunun üstüne şu an ikinci kebi koyamayacağım. Çünkü devrem bunun üstüne ağır gelecek. Hani bunu böyle koyamam. Bu kebi bunun üstüne koysam her yerini kırmak zorunda kalacağım falan filan. Ben bu derde ulaşmak istemedim. O yüzden de gittim ve kendime göre bir ayar çektim. Bu devreyi arkadaşlar bunun üstüne duracak şekilde kullanacağım. Yani şurada yine duracak. Bu devre burada duracak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam ortalayacağım ben bunu. Şu an tam ortalayamıyorum ama yani ortalamada duracak. Motor noktaları zaten burada üstünde belli. Şunlar motor noktalarımız. Şöyle görüyorsunuz zaten yazıyor üstünde M artı M eksi şeklinde. Ben bunlar lehimlerini yapacağım. Ama önce dediğim gibi şu kamerayı falan sabitlemem lazım. İşte burası pil muhafaza kısmı. Pil muhafazasını falan takacağım da. Ondan sonra devre çalışıyor mu diye deneyeceğim. Ona göre bir şeyler yapacağım. Ben bir gideyim. Bunları ayarlayayım arkadaşlar. Siz de göreceksiniz zaten. Ondan sonra tam ayarlarını yapmak için geri döneceğim. Ve bundan sonra denemesini falan yaparız. Şimdi yapamayız gerçi de. Yapacağız bir ara. Şimdi deneyelim bakalım. Let's go. Evet gençler geldik şimdi. Bütün her şeyi lehimledim. Yerine motorların kablolarının yapılacağı yerler de belli artık. Şunlar yani lehimlerini yeni yaptım. Şimdi görüyorsunuz. Bataryasını falan kullanacağım işler var. Şimdi onlar için bir hızlandırılmış video şeklinde yaparım ihtimalle. Gene motorları sabitledik artık yerlerine. Bundan sonrası daha kolay. Bundan sonra zaten siz göreceksiniz. Şimdi devrenin testini yapmak için kabloları bağlayacağım şuradaki. Şuralar bir tane şöyle netlerse. Bakın zaten şurada B artı yazıyor. Bir saniye. B artı yazıyor ve işte burada GND pinimiz var. GND pini zaten eksidir genellikle. Hani %90'ı da eksidir diyeyim benim karşılaştığım şimdiye kadar. Bataryanın artı kutbuna buradan da GND pini elektrik verdiğimizde büyük ihtimalle devremizdeki ışıkların hepsi yanacak. Çünkü şuralarda görüyorsunuz bir sürü küçük LED var şuralarda falan. Şimdi ben bunun lehimini yapayım tekrardan. Size yakınlaştırma şekilde evet gençler geldim şimdi. Şöyle biraz daha yaklaştırayım kamerayı. Yani telefonu yaklaştırıyorum bir tık daha. Şimdi arkadaşlar şurada daha önce kullanmış olduğum bir batarya var bu drone'umuzun ve bataryası dolu olduğunu düşünüyorum. Bu arada kamera niye çok kötü çekmeye başladı derseniz ışık sürekli değişiyor. Işığın pili bitiyor galiba. Ya bataryası daha doğrusu. Şimdi artı eksi kutbumuz verdiğimizde çalışırsa bütün her şeyimiz normal yapmışız demektir. Bakalım. Oy hemen başladı. Görüyorsunuz yani polis çakarları gibi yanıyor drone'umuz. Hatta kumandamızı da deneyelim be. Bulacaklar mı birbirlerini? Şuradan kalibrasyona bassak olur büyük ihtimalle. Çünkü bunun bir modu vardı. Şu an hatırlamıyorum ama yani. Şu an nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Birazdan kumandası kontrollerinden bakarım. Şu an çalışıyor ikisi de her türlü. Şunu da kapatayım. Sürekli yani parlayıp durmasın. Bataryasını da bitirmesin. Bataryası lazım olacak malum olarak. Şu kumandamızı da kapatalım. Şimdi arkadaşlar bunu yapmam gereken şey şu devrenin üstüne oturtturacağım ama bunun kamerasını falan sabitlememiz lazım. Çünkü bunun kamerasında şöyle bir özellik var dediğim gibi. Kamerası burada. Şurası da hafıza kartı giriş noktası şurası. Yani buraya hafıza kartı takmadan hiçbir türlü kaydedemezsin. Çünkü bunda canlı kayıt özelliği yok. Yani canlı aktarım yok. Benim diğer kullandığım drone da var. Onun da videosunu var isterseniz kanalda izleyebilirsiniz. O drone da var, bu drone da yok maalesef. Şimdi yapabileceğim tek bir şey kaldı. O da bunu buraya bir şekilde montalayacağım. Büyük ihtimalle silikon kullanırım yine. Ondan sonra arkadaşlar gerisi Allah kerim bir şekilde devam edeceğimi düşünüyorum.
Hop ışık gidip gelmeye başladı. Şimdi bu drone'u şu an çok kötü göründüğünün farkındayım. Karmaşık duruyor. İnanın bana normalde daha karmaşık. Şimdi yapabileceğim tek şey olan şey yapacağım. Ve bu drone'u bir şekilde buraya sabitlemeyi başaracağım devresine. Ondan sonra kamerasını bir şekilde sabitleyeceğim falan filan. Büyük ihtimalle buraları yakacağız, kıracağız, bir şeyler yapacağız. Ona göre bir sistem kuracağım arkadaşlar. Şimdi siz izlemede kalın, ben de videoyu hızlandırırım. Şimdi büyük ihtimalle. Let's go. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Evet gençler, geldim sonunda. Şimdi lehimleme işlemine başlayacağım. Bunu güzelce ben silikonla yerlerini tutturdum. Birkaç yerden tutturdum, yani 4-5 tane yerinden tutturdum güzelce. Şimdi motorların lehimleme işlemine geleceğiz ve bu motorların kabloları orijinal olduğu için her türlü kırmızı yani artı ve mavisi eksi veya beyaz artı siyah eksik şeklinde yapıldığını bildiğim için şimdi lehimleme işlemini size göstereceğim. Şöyle yaklaştırayım. Bakın tam şurayı görüyorsunuz. Tam buraya arkadaşlar üst taraftaki eksi yazalım. Şu an 4 motorda hepsi yerli yerine lehimlendi. Şuradaki kutup kablolarımız, şuradaki ledimiz çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, bu arada bu kontrol edilir. Yani kumandayla kalibre olmuş mu olmamış mı ledi, yani eğer bu lamba sabit yanıyorsa eğer kumandayla kalibre etmişsinizdir. Eğer yanmıyorsa kumandayla kalibre olmamıştır. Şimdi benim bu arkadaşım şurada izlediğimiz üzere bir şey var. Kontrol board'u var artık, ne diyeyim buna. İşte bataryayı takıl diyor. Bunda bataryasının yerine bas diyor. Buna basın diyor. Ha, yukarı aşağı yaptınca bip ediyormuş. Ondan sonra aktif start'a bastıktan sonra uçuyormuş. Aşağı yukarı 2 yıldır kullanmadığım için yani unutmuş olabilirim haliyle, normal. Çünkü her drone farklı oluyor. Birbirinden çoğu, en azından birçok açıdan farklı olduğunu düşünürseniz. Öncelikle yapalım. Kumandayı açın dedi, açtık. Kutbunu bağlayın diyor hemen. Artı ve eksisini. Ben bunları zaten lehimlemiştim. Şöyle bağlayacağım şimdi birbirine sadece. Evet geldi. Aa, bağlantı geldi. Hoppa. Çalışma modu aktif mi? Start'a basın diyor. Kalibre ettik. Şu an gördüğünüz üzere çalışmıyor ama neden bilmiyorum. Çünkü motorların hepsi yerli yerine bağlı. Büyük ihtimalle dediğim gibi aynen. Ha, take off. Buna basacağız ondan sonra. Ben bunu çok... Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Şöyle kameranın açısını yükselteyim bir saniye. Siz şöyle daha rahat görün. Nasıl uçurabileceğimi öğrendim geldim. Hemen buraya basıyoruz. Gene açtık kumandamızı. Geldi. Eşleşme geldi. 1, 2, 3. Şimdi ışıklar sabit yanmaya başladıktan sonra start'a bastığımızda uçacağı söyleniyor. Hoppa, kilitledi direkt. Fark ettiniz mi? Direkt kilitledi. Kapatacağım şimdi. Tekrar açacağım. Bakın start'a basınca büyük ihtimalle bataryadan bir tık olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bataryadan güç gelmiyor. Bir anda kapatıveriyor kendine. Ama dediğim gibi çalışmasında bir sıkıntı yok. Şimdi batarya buldum ben bir tane. Bunun için daha önce video, daha sonra video çekeceğim aslında. Onun da ön gösterim burada olacak. Bir batarya düzeni var elinde. Şunu bir kapatalım. Şimdi arkadaşlar ben bataryasına baktım, daha demin ölçüm yaptım. 4,60 gösteriyor. Ama şöyle bir şey var. Bataryanın ömrü bir tık olabilir. Bu yüzden miliamper bakımından çok düşük olduğu için uçuş yapamayabilir. Bu durum başımıza daha önce geldi kaç defa. Ya kendim sırf bunun için kaç tane batarya değiştirdim. Bunun için size şöyle özel bir batarya getirdim. Bunun kutuplarını belirledikten sonra buna bağlantısı da yapacağım. Zaten uçmayacağı için şu an sadece denemesini yapacağım. Yerde denemesi yapacağım. Sonra pervane bağlantı sistemini göstereceğim. Ondan sonra zaten geride pek bir şey kalmıyor. Dışarıda denenir de şimdi benim bu taraf birkaç gündür yağmurlu. Bundan dolayı daha sonra denemesini gösteririm ihtimalle. Ya da Instagram hesabımda paylaşırım. Onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben şimdi
Dediğim gibi başlayayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar, evet, daha demin demiş olduğum gibi motorlardan bir arızalı olduğunu biliyordum. O yüzden yani kısa devre olduğunu bildiğim için motorların hepsini tek tek denemek zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar sizin yanınızda gözünüzün önünde de deniyorum çalışıp çalışmadığını. Yani yalan söylemiş gibi olmak istemediğim için size kanıtlamak için böyle video çekme kararı aldım son dakika. Arkadaşlar hiçbir yere bağlı değil. Görüyorsunuz devreye bağlı. Hatta şöyle yaklaştıralım. Hani motorun kablosu devreye bağlı. Bunu görün. Start'a bastım anda ne oluyor iyi izleyin. Bakın çalıştı. Basıyorum. Kendi kendine iniş yapıyor. Start stop şeklinde. Yani bu bazı dronlarda bulunmayan bir özellik ama benim dronumda bulunan bir özellikmiş. Yani miş derken ben çalışacağını pek umut etmiyordum. Çalıştı. Yani yüzümü kara çıkarmadı sağ olsun. Şimdi dediğim gibi bunun ben tekrar montajın üstüne yerleştireceğim bunu. Motor, arızalı motor değiştireceğim. Ondan sonra dediğim gibi tertemiz bir şekilde kullanmaya devam edebiliriz. Neyse yani gençler, zaten son konuşmasını yapıp bitiririm herhalde. Ben şimdi montajını yerleştireyim yerine. Siz anlarsınız zaten. Hadi görüşürüz, gitmek üzere. Hadi bakalım. Ben yerleştireyim şimdi. Arkadaşlar sonunda çalıştı zaten motorlar ama dediğim gibi şu an uçurma testini yapamayacağım için ben bataryaların pardon pervanelerin nasıl takılacağını göstereceğim size. Ve şu an maalesef gece biraz geç saatler olmaya başladı. Çünkü şu an akşam vakti çektiğimi de söylemeyeyim, aslında gece vakti çekiyorum. Çok ses yapamayacağım için mecburen çalıştıramadım. Motorlar da biraz sesli çalışıyor. Arkadaşlar bu pervanelerin üstünde A ve B diye yazar. Mesela bu A. Bu A. Bu B. Şöyle bu ikisi karşılıklı duruyor mesela. Bunun sistemi budur aslında dronlarda. Çapraz durur. Önler mesela A'da yapan vardır ama genellikle dronlarda pervane takım sistemi dediğimden farksız olmaz. Ben bunu da size göre şey zaten göstereyim. Pervanelerde zaten burada yazılıyor ama benim kullandığım motor sisteminde ben motorları farklı motorlardan aldığım için ben de şöyle bir sıkıntım var şu an. Çapraz denk geliyor. Zaten fark edin dönüş yönü veriliyor üstünde. Mesela atıyorum bu burada, değil mi? Bunun böyle dönmesi gerekiyor. Bunda dönüş yönü verilmiş. Bu da ters dönecek. Bu da mesela burada dönmesi gerekiyor. Bir saniye. Dönüş yönü üstüne gösteriliyor. Şurada görüyorsunuz. Bunun da tam karşısında olması lazım. Bunu da yine arkadaşlar diğerleri de böyle aynı şekilde yapacaksınız. Çok zor bir şey yok bunun da. Aynı zorlanırsanız yorumlar kısmında yazın, ben yardımcı olmaya çalışırım. Ama şu an dediğim gibi çalıştıramayacağım maalesef. Daha sonra artık bir çalışma videosunu paylaşırım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.